Evet, merhabalar Benen Hanım. Merhaba. Bugün Ayvalık Derin Kıyılar heykel sergisindeyiz. Biraz bahseder misiniz? Merhaba. Benim çocukluğum Ayvalık'ta geçti. Bu heykel projesine başladığımda da burayı düşünerek yapmıştım. O yüzden en son Ayvalık'ta son bir sergiyle seriyi bitirmek istedim. Şimdi onun için buradayız. Çoğu çocukluğumda deniz kabuklarından duyduğum hikayelerden ilham almış heykellerdir. İyi seyirler diliyorum. Bugün açılıyor ve ne zamana kadar açık olacak? 2 hafta boyunca açık. Pazartesi günleri kapalı. Diğer günler herkesi bekliyoruz. Yani biz de gezip tanıtacağız. Diğer arkadaşlar da röportajlarımızı devam edeceğiz. Ne tür çalışma yapıyoruz? Biraz bahseder misiniz çalışmalardan? Buyurun. Tabii. Bunlar aslında heykellerin eskiz çalışmaları. Asıl heykele temel teşkil etmesi açısından düşünceleri yansıtmış ama heykellerimin çoğunda gördüğünüz gibi hep böyle deniz kabuklarının yansımaları var. Evet, derin kıyılar. Gerçekten böyle onun yansımışsınız. Çok güzel. Evet, kabukların, bu gördükleriniz hepsi motif olarak kabuktan etkilenmiş heykeller. Ama arkada gördüğünüz sirenler de bu denizle ilgili hikayeleri anlatan kişiler diyeyim ya da deniz yaratıkları diyeyim. Biraz fantastik şeyler var. Süper yapmışsınız. Gerçekten eliniz sağlık. Ondan sonra karşıda da bunlarla ilgili dinleyiciler de var. Çok yorumları güzel. Da var. Harika. O masklar da onları temsil ediyor. Kaçıncı serginiz? Burada. Bu benim kişisel 2. sergim. Harika. Birincisi nerede olmuştun? Ankara'da olmuştum. Ankara'da olmuştum. Ankara'dan Ayvalık. Burada yaşıyorsunuz şimdi, evet, değil mi? Evet. Burada yaşamıyorum. Ankara'da yaşıyorum. Ayvalık'ta çocukluğum geçti. Anılarım, yazları hep buraya geliyoruz. Çok uzun yıllardır. O yüzden bunların da asıl ilham kaynağı burası. Gerçekten çok güzel yapmışız. Efendim satış var mı? Ha? Satışlar var mı? Evet, fena değil yani. Daha olacak açılmadık mı? Ama satış var. Evet. Arkadaşlar bizim otelcilere sesleniyoruz arkadaşlar. Evinizi yeni aldınız. Böyle güzel. Hemen buraya geliyorsun. Muhteşem. Hepsi birbirinden güzel. Çok değerli eserler var. Evet, bu Ankara'dan gelen arkadaşımız çünkü kendisi Ayvalık'ta yaşıyor. Çok güzel bir ilham kaynağı almış. Şunu merak ediyorum. Neden böyle şu neler ediyorum? Bunlar polyester heykeller. Üstünde akrilik boyalar var. Ben bunları patine boya, bayar resim tekniğiyle boyadım. Güzel. Ondan sonra fakat serinin bazılarında mesela şu gördüğünüz mermerit dökümler var. Ve seramik çalışmalarım da var. Bir kısmını oranları getirebildim. Onlar daha kırılgan biliyorsunuz seramikler. Evet. Onların da bazılarını Ayvalık'a taşıyabildim. Ben Hanım diyoruz. Yabancı mı bir söylesim değil. Değil. Türk'ü. Ne, anlamı ne? Benan parmak demek aslında, parmak ucu demek. Babila soyadım da kocamdan gelme, Hopalı kendisi. Aa, o zaman hemen böyle, efendim çok teşekkür ederiz. Kaç gün çıktı burası sergimiz? 2 hafta boyunca açık. Evet, her gün burada mısınız? Ben her gün burada olmasam da arkadaşlarım burada. Arkadaşlar, ama ben de olmaya çalışacağım. Orhan Peker'e geliyorsunuz. Hava içerisinde çok sıcak ama yine de saatten 5-10 dakika sonra açılışımız olacak burada Orhan Peker'de. Bütün sanat severleri bekliyoruz. Hepsi birbirinden güzel, değerli eserler var. Biz de bunları yansıtıyoruz. Efendim çok teşekkür ederiz. Görüşmek ben üzere. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hoşçakalın. Bilmiyorum. Sergi nasıl oldu? Kızımın sergisi. Çok bilmiyorum. Mutluyum. Evet. Ayvalık'ta böyle bir eserlerini sergilemesinden dolayı mutluyum. İnşallah başarılı bir sergi olur. Ankara'dan geldi. Ayvalık'ta sergi açtım. Mükemmel. Evet, biz de gurur duyuyoruz. Ankara'da böyle. Ankara'da görmüştük sergisini. Burada da tekrarını sizlerle paylaşıyor. Çok güzel, gurur verici süper bir durum. Bütün, o zaman sanat serileri bekliyoruz efendim. Siz öğrenirsiniz. Evet. Buyurun. Çok güzel. Sevgili Benan'a teşekkür ediyoruz. Çağdaş bir sergiyle bizi onurlandırdı diyeyim. Evet. Genelde geliyorum sergilere ama bu tarz belki benim kaçırdığım bilemiyorum ilk sergi burada diye söylüyorum. Varsa kusura bakmayın, çok güzel, bayıldım. Süper. Siz sanatta uğraşıyor musunuz? Eskizleri güzel. Hı? Evet, resim yapıyorum. Naçizane. Evet. Aa, ne kadar çok güzel. Böyle profesyonel sergi açtınız mı? Yok yok. Açık hayır. İnşallah olacak. İnşallah olacak. Hemen böyle geçiyoruz. Hemen böyle yavaş yavaş geçelim. Evet, efendim merhaba. Nasıl bulduk efendim çalışmaları? Çok keyifli. Evet. Benim arkadaşım zaten kendisi 30 yıllık. Oo, süper. Her zaman yanındayım ve muhteşem Ankara'dan işler çıkartıyor. Ankara'dan sonra Ayvalık diyoruz, değil mi? Aynen öyle. Ben de onun eserleri için bir küçük kitapçık yazdım. Oo, süper. Nedir? Nasıl bir şey? Çünkü bu kitapçık buradaki eserlerin aslında anekdotlarından derlenmiş ve deniz hikayeleriyle dolu bir kitapçıktır. Ne kadar güzel. Satılıyor mu bunu? Evet. Satılacak burada. Burada destek amacıyla biz satılacak kitapları. Evet, satışa ne kadar efendim fiyatı? 200 lira. 200 lira. Gerçekten evet. Böyle muhteşem. Çok güzel. Biz hemen biraz sonra bir tanesini alacağız. Lütfen. Almak isteyenler de buraya gelip alabilir arkadaşlar. İnternetten yok. Sadece buradan değil mi? Burada satılıyor. Evet. Efendim, ismi neydi? Berna, benim isim. Berna, çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, hoppalısınız. Karadeniz mi?
Karadeniz. Evet. Artvinopa. Soy isim çok şey geldi böyle. Babila. Evet. Nereden soy isim? Raflıyorum. Çok eski. Vay be, süper. Ya Papila diye geçiyor aslında da. Evet. Çok eskilere dayanıyor. Karadeniz. Evet. Çok güzeldir. Ama tabii şey. Hanımköy'de olduk artık yani. 2000'den beri Ayvalık'a gidip geliyoruz. Nasıl buluyorsunuz? Eşinizi nasıl buluyorsunuz? Valla gurur duyuyorum. Özellikle çocukluk hayalini gerçekleştirmesi çok ayrı bir şey. Destek veriyorsunuz. Tabii ki. Harika, süper. Ankara'dan sonra Ayvalık'ta sergi açmış. Evet. İnşallah daha güzel sergilerde buluşmak üzere diyoruz. İnşallah. Çok teşekkürler efendim. Gerçekten muhteşem sergi var. İşte bir kadın figürü ön taraftan. Bu da arkadaşlar hemen böyle gelirsek böyle. Bu da evet arkadan görünüş çok iyi bir sergi. Böyle sergilemiş. Gerçekten şey görüyorsunuz. Harika bir. İşte bu. Neredeyiz? Orhan Peker'deyiz. Bütün muhteşem böyle. Gelenler gidenler var arkadaşlar. Bize merak ediyoruz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim ne söylemek istersiniz? Nasıl bulduk efendim? Ben Berna Hanım'ı. Evet, Berna Hanım'ı kutluyorum. Harika bir. Nasıl bulduk derken kendisini değil efendim. Resimlerini. Ama onlar yapmışlar. Çok harika. Yani. Sonuçta üreten onlar sanatçılarımız. Muhteşem. Yani heykel sergisi ama böyle bir şey beklemiyordum. Işte. Güzel. Gerçekten böyle. Evet. Çok emek vermişler. Bir de Ankara'dan sonra Ayvalık taşması. O da ya, evet. Evet. Ama şey hani öğrendik. Bundan sonra yeni bir şeye başlıyor. Başlamış daha doğrusu. En kısa zamanda onları da burada görmek istiyoruz. İnşallah. Yeni serilerde. Harika. Kutluyorum kendimi. Çok var efendim. Teşekkür. Eserleri yapması çok hoşuma gitti. Harika. Kutluyorum. Gerçekten. Eşim de ahşap şeyleri yapardı yani mimar ama orada da bir şey göstermişti. Çok kutluyorum. Harika. Böyle ben bakın şeyde bu 3 sene Covid'de ben de bu el sanatlarım, örgülerimden burada ben zamanlarımı geçirdim. Ben ev hanımıyım. Harika. Ama ben hiç yorulmadım, harika. Sıkılmadım. Çalışmaya devam ediyoruz. Sanata devam. İnşallah. Harika. İnşallah. Çok Allah sağlık versin. Hep çalışalım. Hiç kesme özelliğiniz. Allah oturtmasın. Harika, süper. Diyoruz hemen böyle. Evet. Efendim nasıl bulduk? Benna çalışması. Çok güzel. Benna'nı zaten çocukluğundan beri tanıyorum. Mimarlığını şimdi böyle sürdürüyor. Çok güzel bir yetenek. Çok gerçekten değişik. Çok değişik. Çok. Deniz kabuklarıyla harika falan yapıyor. Çok başarılar diliyorum. Başarılar. Evet, İnşallah. Çok mersi efendim. Daim ol. Evet. Efendim merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Nasıl bulduk efendim? Benna'nın çalışmalarını. Harika buldum. Çok değişik. Evet, midye kabuklarından yapmış. Harika, güzel değil mi? Komşumun kızı, çok Belen. Güzel. Alacağız, ben bir tane beğendim alacağız. Herkesin almasını istiyor arkadaşlar. Çok güzel bir çalışma var. Ben de ona çok teşekkür ediyoruz gerçekten böyle. Süper bir çalışma yapmış. Süper. Çok başarılarının devamını istiyoruz. Evet. Teşekkür ediyoruz. Çok başarılı buluyorum. Gerçekten böyle arkadaşlar. Evet. Orhan Peker'deyiz. Görmek isteyenler, gelmek isteyenler gelebilir. Satın almak isteyenler gelip satın alabilir. Olabilir. Hepsi birbirinden değerli. Çok değerli. Kendisine başarılar diliyoruz. Görüşürüz efendim. Çok teşekkür mersi. Teşekkür ederim. Nereden geliyorsunuz? Ben Ayvalık'ta yaşıyorum zaten. Yaşıyorsunuz. Sanatla ilgileniyor musunuz sanatta? Evet. Ben zaten tamam tasarım okuyorum. Öyle mi? Nerede okuyorsunuz? Eskişehir'deyim. Eskişehir'de. Evet. Çalışmaları gerçekten böyle güzel bir çalışma. Evet. Çok güzel. Evet. Başarılar. O zaman sana başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Ben Hanım'ın çalışmalarını yeni geldiniz. Henüz geldik. Evet. Şimdi izleyeceğiz. Ama internetten biliyorum eserleri. Harika. Güzel bir çalışma. Maşallah diyor. Çok mersi. Babası gibi inşallah. Aa, Ankara'da yaşıyor. Değil mi? Evet. Burada yazları buradasın. Evet. Kaç senedir geliyorsun? Çok uzun yıllardır geliyorum. 40 desem. Evet. Ama ilk kez Ayvalık herhalde ilk kez yaşıyorsun. Evet, evet. Ama bu temayı tamamen Ayvalık için hazırlamıştım. Benim çocukluk anılarıma yönelik deniz kabukları, deniz kıyısındaki anılarla birleştirdim. Onun için de hedefim zaten burada böyle bir sizlerle buluşmaktı. Bu imkanı tanıdığınız sağ olun. Biz de buraya gelip sergi ortamında, bu bizim sergi Orhan Peker'di. Bize eserlerimizi gösterdiğiniz için, seni tanımamıza vesile olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Başkanımız bugün için gelemedi ama muhakkak uğrayacaktır. O nedenle kendisi gelemedi ama ufak hediye de gönderdi sizin için. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Umarım iyi bir sergi süresi geçirirsiniz. Çok sağ olun, çok mersi. Nasıl anılar
hala geliyor. Deniz kıyısındaki hikayeleri anlatan. Ben de size bunu armağan etmek isterim. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.